artık bu kadar da çok fazla. Sürekli bizimle uğraşıp duruyorlar. Ama biz bu konuda ne yapacağız? Evet Diana, bu durumdan gerçekten çok rahatsızım. Bu konuda bir şey yapmamız lazım. Bizim de bir şekilde onları utandırmamız lazım. Kızlar, hemen bir çözüm düşünmeliyiz. Biz okulun yıldızlarıyız, biliyorsunuz. Üstümüze gelmeye devam edemezler. Evet Diana, senin önerin nedir? Evet, biz onlara ne desek işe yaramıyor. Gerçekten dayanılmazlar. Kızlar, iyi bir çözüm bulmamız lazım ki buna devam edemezsinler. Diana, onların hiçbir şey bildiği yok. Sadece hava atıyorlar. Bizim hakkımızda yalan söyleyip duruyorlar. Hepsi ezik. Evet, hiçbir etkinliğe katılmıyorlar. Spor falan da yapmıyorlar. Yeter artık kızlar. Onlar gerçekten hiçbir konuda başarılı değil. Spordan da anlamıyorlar. Diana, fikrin ne? Diyorsun. Yoga kızlar. İyi de Diana, biz de yoga yapmayı bilmiyoruz. Kızlar, biz ne istersek onu yaparız. Onlar yapamaz. Evet, kesinlikle haklısın. Onlara dersini vermeliyiz. Dur biraz Diana. Şimdi biz yogaya mı başlıyoruz? Basketbolcularla da konuşuruz. Onlar da diğer erkeklere özendirmek için yoga yapabilir. Bu çok eğlenceli olacak Diana. Diğerleri yoga yapamaz. Evet kızlar, onları yenmemiz lazım. Nasıl ya, bizim erkek arkadaşımız yok. Seninle çift oluruz. Evet, her zamanki gibi Layla. Nasıl, inan bana, seninle birlikte her şeyi yapabiliriz. İkimiz de esneyiz. Tamam kızlar, hadi gidelim basketbol oyuncularıyla konuşalım. Ben reddedemeyeceklerinden çok eminim. Of, bu çok kötü kokuyor. Futbolculardan sonra her zaman kötü kokuyor. Antrenmanda neler yapıyorlarsa artık bilmiyorum. Çok büyük ihtimalle üniformalarını yıkamıyorlar. Ayy! Ayy Bros, üniformanı yıkamıyor musun Merhaba sen? Merhaba kızlar. Burası bizden dolayı değil, futbolculardan dolayı kokuyor. Tamam arkadaşlar, artık her şey için onları suçlamayın. Sadece üniformalarınızı sık sık yıkasanız Biz yeter. Biz düzenli olarak üniformalarımızı yıkıyoruz. Kızlar, neden geldiniz? Giyim odasında Önce bir şey mi unuttunuz? Önce size söyleyeceğimiz şeyi kabul edeceğinize söz verin. Tamam, evet, söz. Arkadaşlar, diğer öğrencilere bir ders vermek istiyoruz. Kesinlikle. Onları utandıracağız. Onlara ders vermek bizim pek umurumuzda değil. Bizi restorana falan çağıracaksınız sandık. Evet, kulübe dans etmeye de gidebiliriz. Arkadaşlar, kabul ederseniz pişman olmayacaksınız. Sizinle çift yogası yapmak istiyoruz. Olur. Tamam. Bu harika. O zaman ısınma yapalım. Sonra da ezikleri çağıralım. Evet, görsünler bakalım neler olacak. Çift yogası çok havalı. Çok esnek olduğumuzu gösterelim. Marusya, ben bugün öyle güzel vişneli bir tatlı yedim ki çok müthişti. Sana inanamıyorum Julie. Bu şekilde övünmene hiç gerek yok. Amigo kızlardan mesaj geldi. Evet, bana da mesaj geldi. Bonodo. Ben de mesajı aldım. Ben ne oluyor, de. Ne yazmışlar? Bu amigo kızlar delirdi Bize mi? Bize bir teklifte bulunmuşlar. Yok ama bu harika olacak. Arkadaşlar, ben yapamam. Kız arkadaşım yok. Neden bizi yogaya çağırdıklarını anladınız mı? Biz onları utandırdığımız için intikam olacaklar. Demelen cevap vermek istiyorlar. Yoga bana uygun değil. Arkadaşlar, ne diyorsunuz? Anlamıyor musunuz? Gitmezsek bize gülerler. Evet, bunu istiyorlar. O zaman korktuğumuzu düşünecekler. Bence kabul edelim. Bu amigo kızlar beni çok uzun süredir sinir ediyorlar. Özellikle de Diana ve Yana beni delirtiyor. Kosya ile onlara çok iyi bir ders verebiliriz. Hadi Patrick, buraya gel. Onlara neler yapabileceğimizi gösterelim. Gerçekten oraya gidecek miyiz? Evet, gideceğiz. Ne kadar zor olabilir ki? Emin değilim. Cici, yoga sadece basit pozlardan oluşmuyor. Cici, bir sürü poz var. Şuna baksana. Hemen gidelim ve onlara derslerini verelim. Evet, pişman olacaklar. Tamam, harika. Cici, gidelim. Tamam, geliyorum. Olamaz, endişelenmeye başladım. Çok uzun süredir cevap vermiyorlar. Evet, mesaj okumaları gerçekten uzun sürdü. Buraya gelmezlerse biz aşağı ineriz ve onlara kendimizi gösteririz. Kızlar, biraz sakin olun. Mutlaka buraya gelecekler. Eğer gelmezlerse onların korkak olduğunu düşüneceğimizi çok iyi biliyorlar. Esikler. Hey, işte geldik. Demek geldiniz. Sizi gördüğümüze çok sevindik. Hoş geldiniz. Bu kadar cesur olduğunuzu bilmiyorduk. Evet, bugün yoga da yapacağız. Evet, yoga yapacağız. Yoga. Arkadaşlar, yogadan korkmuyoruz, tamam mı? Evet, yediğim vişneli tatlılardan sonra yogadan hiç korkmuyorum. Patrick, hazır mısın? Her zaman hazırım. Buraya gel. Tamam arkadaşlar, amigo kızlar bizim takımda. Ve basketbolcular. Size yapmanız gerekenleri göstereceğiz ve sonra siz de bizi tekrar edeceksiniz. Başarılı olamayanlarsa... Ezik olacak. Biz hazırız. Yogayı göreceksiniz. Yediğim tatlılar beni kurtaracak. Arkadaşlar, ilk pozu gösteriyorum. Kolay bir pozla başlayalım.
Arkadaşlar baksana ineğe benziyorlar. Onların başarılı olamayacaklarına zaten eminim. Bize dikkatlice izleyin. Yana hadi biraz daha hızlı ol yoksa bırakacağım. Sabırlı ol, bu ezikleri mutlaka yenmemiz nasıl lazım. Nasıl böyle giderse sırtımı kıracaksın. Lala, çok ağırsın. Lala biraz sakin ol, ben tüy kadar hafif bir kızım. Vay canına, gerçekten başardılar. Önemli değil, biz de başarabiliriz. Tamam, biz başardık. Hadi şimdi sıra size geçti. Biz de başaracağız. Marusya ve Artem. Artem elini bana ver. Bu işi tamam. Başaracağız, hadi. Cici ve Patrick de başaracak. Timo, sence biz de yapabilir miyiz? Çok kolay. Hadi o zaman. Tamam arkadaşlar, o zaman iyi şanslar dileriz. Hadi başlayalım. Bros, başarısız olacaklar. Nasya, şimdiden onlar için üzülmeye başladım bile. Şu hallerine bir baksana, olamaz. Artem, beni hayal kırıklığına uğratma. Hiç merak etme. Hey Artem, önemli olan çeneni yukarıda tutma. Julie, başaracağım. Umarım. Cici, biraz hızlı ol. Tamam Patrick. Buna inanamıyorum Yana. Baksana. İlk çift başarısız olmak hey, üzere. Çak. Evet Nasya, çok başarısız oldular. Timo, biraz düzgün yapsana. Tamam, oluyor. Patrick, duydun mu? Bütün bunlar senin yüzünden. Gigi, ellerini yanlış yere koyduğun için böyle oluyor. Bu durumun benimle hiçbir alakası yok. Her şey olması gerektiği gibi yaptım. Nasıl olur? Yapmadın. Tamam, yeter. Elinizden geleni yaptınız. Şimdi artık ikinci görevimize geçme zamanı geldi. Artem, ikinci görevde başarılı olmamız lazım, hadi. Artem, bence çok iyiydin, başardık. Timo, bak göreceksin, kesinlikle onları yeneceğiz. Tabii ki yeneceğiz. İkinci pozumuzun adına deve kuşu pozu deniyor. Artem, bu çok kolay. Ben sana destek olacağım. Harika Marusya. Artem, sakın başarısız olma, tamam mı? Olmayacağım. Evet, başarılı olmamız lazım. Tamam Dima, başaracağız. Tabii ki. Arkadaşlar, bu şekilde olmaz. Başarısız oldunuz. Tamamen başarısızsınız. Erkekler de kızlar da bu pozu doğru şekilde yapmadı. Korkunç. Artık sonraki poza geçelim. Hadi ama. Üçüncü pozumuz sandalye pozu. Umarım bu pozu düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Yapacağız. Dene Patrick. Bu poz çok kolay. Arkadaşlar şimdi siz bizi izleyin. Bu şekilde yapmanız lazım. Yapacağız. Arkadaşlar egzersizler birazdan zorlaşacak. Şimdi sırada üçgen pozumuz olacak. Olamaz Artem, bunu başaramayız. Bu çok zor. Başaracağız. İnanamıyorum Artem, bence başarılı olamam. Hayır, başaracağız. Patrick, eğer başarısız olursan seni döverim, beni anladın mı? İşi sen de kendin yapsan. Hadi başaracağız. Tamam, başlayalım. Herkes pozlara başlasın. Kızlar kesinlikle başarılı olamayacaklar, eminim. Smile, yoga yapmayı gerçekten sevdim. Ya sen de? Artem, şu işi yap. Yapacağım. Artem, gördün mü? Julie, merak etme, her şey yolunda. Umarım. Kaldırsana. Arkadaşlar, yogada hiç başarılı değilsiniz. Evet, bence de sizin spora başlamanız gerekiyor. Biz spor yapıyoruz. Biz de amigokas takımındayız. Şimdi sonraki poza geçelim.
Arkadaşlar, sonraki ve sonuncu poz kare pozu olarak adlandırılıyor. Eğer bu pozu yapamazsanız bunun anlamı eziksiniz. Kare mi? Merak etme Kosya, başarılı olacağız. Kare. Kare. Eğer başarılı olamazsak çok kötü. Baksanıza onlar kendileri de düzgün yapamıyor. Sanırım atlar bu pozu yapmak için çok sert. Diana, yoga pozlarında biz de başarılı olamadık. Önemli olan belli etmemek. Şimdi de sıra size geçti. Çok güzel bir kare pozu yaptık. Şimdi sizin de aynısını yapmanız lazım. Layla, ne kadar güzel yalan söyledin. Arkadaşlar, bence onlar bu işte başarılı olamadılar. Sadece bize belli etmemeye çalışıyorlar o kadar. Pozu yapıp koz olmamız lazım. Smile, gülme. Bizim karemiz de pek başarılı değil. Olamaz. Önemli olan bizden şüphe etmemeleri. Sizin kareleriniz de iyi değildi. Bizim kare pozumuz sizinkinden çok daha iyi oldu. Patrick ve benim karem herkesinkinden iyiydi. Arkadaşlar, yogayı beceremediniz. Biraz daha çalışmanız lazım. Düzgün yapamadınız. Bizi buraya çağırdınız ama kendinizi utandırdınız. Evet, çünkü biz de pozları sizin kadar iyi yaptık. Evet, üçgen pozunu sizden daha iyi yaptık. Spor yapıyorsunuz ama bu konuda becerikli değilsiniz. Kavga mı etmek istiyorsunuz? Nasıl ya, sessiz ol. Biz de çok başarılı değildik. Layla, bu şekilde konuşma. Evet, her şey kusursuz yaparız. Siz de eziksiniz. Siz de eziksiniz.